Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Çankırılı hemşehrilerim ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Dün İstanbul'da gerçekleşen menfur terör saldırısını naletliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün hafızalarımızı tazeleyecek bir konuşma yapmak istiyorum. 16 Haziran 1950 tek parti döneminin uygulamalarından uydurma ezanın kaldırıldığı, orijinal asıl ezanın serbest bırakıldığı gün olarak siyasi tarihimizde yerini aldı. Merhum Adnan Menderes o günlerde yaşanan zulmü, milletimizin hissiyatını ve kendi düşüncelerini 22 Haziran 1948'de günlüğünde şu şekilde kaleme almış. Seçim bölgem Kütahya'dayım. Aslında Aydınlı olsam da öteden beri Kütahya'dan adaylığımı koyuyor ve seçiliyorum. Coşkulu bir kalabalığa hitap ettim. Sözlerim sık sık yaşa var ol nidalarıyla kesildi. Kütahya'ya bu gidişimde vatandaşı daha heyecanlı buldum. Halkın beni bağrına bastığına, samimi ve içten gelen muhabbetle kucakladığına bir kez daha şahit olmak ne güzel. Vatandaşın sevgisini ve güvenini sağladıktan sonra bu toprağın insanlarına hizmet etmek boynumuzun borcu olsun. Artık Halk Partisi yıpranmış ve heyecanını kaybetmiş kadrosuyla, eskimiş fikir ve görüşleriyle tam bir aciz içinde kıvranıyor dedim. Demokrat Parti İl Başkanlığı binasına girip orada partililerle kısa bir sohbet yapayım dedim ama ne mümkün. Yarım saat kalmayı planlarken 3 saat çabucak gelip geçmişti. Sohbet sırasında bir ara akşam ezanı okundu. Partililerden biri dayanamadı. Yüksek sesle bağırdı. Minarelerden ne zaman Allah sesini duyacağız Adnan Bey? Bütün gözler bana çevrildi. Haklıydılar. 1932 yılından beri ezanlarda Allah sözcüğü geçmiyor, onun yerine Tanrı kelimesi kullanılıyordu. Allah demek yasaktı. Söyleyen hapse giriyordu. Minarelerden yükselen orijinal tevhid, La ilahe illallah, yıllardan beri yasaklanmıştı. Ama Müslümanlar bu uygulamayı hoş görmemişti. Kur'an'da adı bile geçmeyen bir yaratıcıya Tanrı demeyi halk benimsememiş, uygun görmemiş, kabul etmemişti. Çünkü Tanrı kavramı çok ilahlı eski Yunan mitolojisini çağrıştırıyor, akla hemen tanrılar olarak ismin çoğul hali geliyordu. Oysa Allah'ın çoğul hali yoktu. Bu yasakçı zihniyetin gerekçesinde halka rağmen halk için yutturmacısı yatıyordu. Yüce İslam peygamberinin emirleri doğrultusunda ezan orijinal şekliyle okunsa irtica mı gelecekti? Din devleti mi kurulacaktı? Halktan kopuk millete tepeden bakan, onu cahil cühela sanan 3-5 bürokratın koyduğu bu yasak kalkmalı, isteyen Tanrı demeli, isteyen Allah demeliydi. Vatandaşın halisane dileği, samimi arzusu buydu. Merak etmeyin beyler dedim. Milletin isteği neyse o olacaktır. İçiniz rahat etsin. Eğer iktidara gelirsek ilk görevimiz bu saçma sapan yasağı kaldırmak olacaktır. Yüce Allah'ın huzurunda size ve bütün milletime söz veriyorum. Beni hemen çembere aldılar. Saatler süren bir kucaklaşma oldu. Aksakallı ihtiyarlar gözyaşlarını tutamıyor, hıçkırıklarla beni bağırlarına basıyorlardı. Parti merkezi dolup dolup taştı. Bazıları kahvelere gidip haber vermişler. Gençler de koşuşturdular. Ellerimi öpmeye başladılar. Gece yarısına doğru binadan çıktığımda kendimi bembeyaz başörtülerini takmış nur yüzlü yaşlıların arasında buldum. Müjdeyi alınca onlar da kapı önünde saatlerce beni beklemişler. Bana hem utangaç nazarlarla kaçamak bakıyorlar hem de Allah razı olsun, Allah seni başımızdan eksik etmesin diye hayır dualarda bulunuyorlardı. Delikanlılar da beni otele kadar uğurladılar. Hiç kimse benden ayrılmak istemiyor. Biraz daha konuşmak, biraz daha dertleşmek için can atıyordu. Zor bela kendimi otel odasına attım. Soluk bir ampulün aydınlattığı küçücük odada mavi renkli eski bir demir karyolaya oturdum. Ceketimi tahta bir iskemle üzerine fırlattım. Gömleğim terdem sırılsıklam olmuştu. Artık fazla dayanamadım. Ellerimi yüzüme kapadım. Ağladım, ağladım. Değerli milletvekilleri, merhum Menderes'in samimi ve yoğun çabasıyla sona uydurma ezan işkencesi tam 18 yıl sürdü.
Tanrı uludur, Tanrı uludur diye başlayan uydurma ezan, Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları ile semalarda ve günlerde tekrar yankılanmaya başladı. Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün öyle bir sevinç yaşandı ki Çankırı'mız Teşekkür ediyorum Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ediyorum.